Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, elimde gördüğünüz üzere arkadaşlar, size pipetli ve beyaz iple bu şekilde tıpkı mekiği andıran sıralı bir model yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif. Alt kısmı tunus işiyle yapılan. Bu kirpikleri de bu şekilde süt pipetiyle yaptım arkadaşlar. Pembenin üzerine de küçük kirpikler yaparak son sırasını devam ettim. Evet, şimdi modelimizin hemen anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. İlk başlarken trabzanı yaparak başladık. Bu şekilde. Şimdi de trabzanımızı yaparak başlayacağız. Ara mesafesi olarak 2 tane zincir çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 atlayıp 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bu trabzan mesafesi uzun gibi gözükse de uzun değil arkadaşlar. Yapıldığında siz de göreceksiniz. Tam olarak bu mesafe gerekli. Yani 4. tığ battı gerekli. Bir tane zincir çektim. Şimdi buraya tunus işi yapacağız. Zincirin altından girip bir zincir çektim. İlmek topluyorum. 2 tane oldu. Zincirin altından girdim. Bir zincir çektim. 3. ilmeğim. Zincirin altından girdim. İlmek çektim. 4. ilmeğim. 5 ve 6. 6 tane şimdi arkadaşlar tığımda ilmeğim var. 2, 2 başa kadar bu ilmekleri şimdi topluyoruz. 2 tane ilmek çektim. 2 tane. Bakın arkadaşlar, yani kesim işlemi yapıyoruz. 2 2 2 Son olarak son 2'yi de aldık. Bu şekilde tunus işini yaptık. Şimdi dibine ben bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu bir zincir hem sağlamlaştırıyor hem de trabzanımızın boyunu belirliyor. Yine aynı şekilde ilk bu ayrık olan, bakın arkadaşlar gözüküyor. Bu şekilde arasına girdim. Bir zincir çektim. Tığımdaki ilmeğimle beraber 2 tane ilmeğim var. Hemen sıradaki yuvaya girdim. Bir zincir çektim. Sıradaki bu belirgin olan yuvaların içine giriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. 4 oldu. Sıradaki ilmeğime girdim. 5 oldu. Tekrar sıradaki ilmeğime girdim. 6 oldu. Evet, tığımda arkadaşlar bu şekilde 6 tane ilmek topladım. Ve 2 2 2 2 2 olarak aldım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde 2 katlı bir tunus işi yaptık. Şimdi sadece bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu zincirli, bir zincirsiz. Arada fark etmişsinizdir. Yuvalar için 6 zincir yapıyoruz. Kenarlarındakiler de birer tane boş olacak. Şimdi bu zincirli olduğu için, bu da bunun kenar olduğu için bunu boş yapacağım. Bir zincirimi çektim. Yine arkadaşlar bakın, bu gözüken yuvalarımın içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Buralara sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 4 5 baştakiyle 6 oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir tanesini yaptık kutucuğumuzun. Yine aynı şekilde 2 zincir çekiyorum ara mesafesi olarak. 2 defa doladım. 1 2 3 tığ battı atlayıp 2 4. tığ battıma 1 2 2 2 alarak yine bu şekilde arkadaşlar uzun bir trabzan yaptım. Aynı işlemi de yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasına girip bir zincir çektim. Şimdi 2 tane ilmek var. Tekrar 3 4 5 ve 6. 6. ilmeğimin zincirini de çektim. Bu şekilde 6 tane ilmeği şimdi ikişer ikişer tekrar toplayacağız. 2
2 alıyoruz arkadaşlar. 2 2 2 2 2 Bu şekilde geriye doğru bakın arkadaşlar. Trabzan'a doğru bu şekilde yayılıyor. Trabzan'ın ucuna toplansa da ilmekleri çekmeye başladığımız zaman gerisin geri yayılıyor. Şimdi ikinci kat için arkadaşlar bir zincir çektim dibine. İlmeğimin arasından giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine sıradaki ilmeğimin gözüken kısmından girip bir ilmek çekiyorum. 3 4 5 tığımdaki ilmeği de saymayı unutmayalım. 6 6 tane tığımıza bu şekilde yine ilmekleri topladık. Yine ikişer ikişer bunları arkadaşlar başa kadar kesiyorum. 2 2 2 Evet, ikinci sırayı da yaptık bu şekilde. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi bu ilk ilmeğimin içine kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar sıradaki ilmeğime giriyorum. 1 2 ve sonuncu yuvaya da arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Bu da çiçeğimizi yapacağımız bu yuva. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battığıma giriyorum. Aynı şekilde 1, 2, 2, 2. Evet arkadaşlar. Burada ne yaptıysam ilk önce aynısını bu trabzana da yapıyorum. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi pembe kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, 2 zincir çekerek yaptığımız mesafenin içine 2 tane de sık iğne giriyoruz. 2 tane sık iğnemizi girdik. Hemen bu yandaki çıktığımız yuvalar var arkadaşlar. Kat olarak çıkmıştık. Onların içine de bu şekilde 2'şer sık iğne ile yukarı doğru yuvaya doğru çıkacağız. Bir yuvaya 2 sık iğne. Sıradaki bir üstteki iğne. Sık iğne ile geçiş yapıyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve buradaki yuvaya, 6 zincirli yuvaya da bir sık iğne ile geçiyorum. Bir zincir çektim. İpimi uzattım arkadaşlar bu şekilde. Ve süt pipetime takıyorum. Bu birinci ilme pipetimdeki. Aynı 6 zincirli yuvaya girip 1, 2 zincir çekip pipetime taktım bu ikinci ilme. Bu 3. Tekrar yuvaya girdim. 1, 2, 4. ilme. Bu 5. ilme. Evet, toplam 7 tane yapacağız arkadaşlar bu şekilde. 6 zincirli yuvanın içine 7 tane ilmek topluyoruz. 1, 2 zincir. 6 oldu. Tekrar 1, 2 zincir. 6 oldu. 7 oldu pardon arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Şimdi buradaki ipi tığıma doladım başına ve yanındaki sık iğnemin içine arkadaşlar. Buralar düz sık iğneydi. Buralara sadece birer sık iğne yapıyorum. 1 2 Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, yine ara köprüye geldik arkadaşlar. 2 zincirli yere. Buraya 1 2 sık iğne. Sadece bu sağ taraftaki yuvalara sık, ikişer sık iğne yapıyoruz. Düz sık iğnelerin üzerine hep birer sık iğne. 2 sık iğne. Sıradaki yere, yani bir üstte 2 sık iğne. Şimdi arkadaşlar bu köşeye geldik. Dönemeç köşesine. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde
İki tane sık iğne yaptım. Üç tane yuvaya iki tane sık iğne yaptık. Şimdi diğer yerlerine birer sık iğne yapıyorum. Bir de köprüye iki sık iğne. Bir de şu üç badala ikişer sık iğne. Şimdi buraya arkadaşlar sadece bir sık iğne. Sık iğnelerini yaptık, bitirdik. Ve ara köprümüze geldik. Köprümüzün içine de bir sık iğne. İki sık iğne. İki tane sık iğne yaptım. Tekrar arkadaşlar bu sağ taraftaki çıkım üst katlarına ikişer sık iğne ile çıkıyorum. Bir ve iki sık iğne. Şimdi arkadaşlar yine altı zincirli yuvaya geldik. Buraya sık iğne ile girdim içine. Bir tane de zincir çektim. Burada pipetim de takılı zaten arkadaşlar. Şöyle oynatarak çevirerek uzatıyorum. Bıraktım. Bu ilmeği taktım. Yine aynı şekilde bu 6 zincirli yuvama 7 tane ilmek toplayacağız. Bir zincir çektim, taktım. Pardon arkadaşlar. Sadece başındaki ilmekte bir zincir, diğer ilmeklerimde dibine 2 zincir çekiyorum bu şekilde. Yuvaya giriyorum. 1 2 zincir. 3. ilmeğimi taktım. Yuvaya giriyorum. 1 2 zincir. 4. ilmeğimi taktım. Yuvaya girdim. 5. ilmeğimi taktım. Yuvaya girdim. 6. ilmeğimi takıyorum. Yuvaya girdim. 7. ilmeğimi takıyorum. Bu şekilde 7 tane ilmek topladım yuvada ve yine bu şekilde tığımın başını arkadaşlar doladım. Ve sık iğneme, sıradaki sık iğneme girip ikisini bir aldım. Bu şekilde yapınca arkadaşlar daha güzel duruyor kirpikler. Aradaki boşluk oluşmamış oluyor. Sık iğnelerimi yapıyorum. Aynı şekilde. Bir, iki sık iğne. Hemen yuvaya bir üstteki sık iğneye geçiş yaptım. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Yanına da iki tane sık iğne. Yavaş yavaş ikişer sık iğne ile yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. En son tepeye geldik. En son tepeye de iki tane sık iğne. Çünkü arkadaşlar bu sık iğnelerin üzerine bu beyaz kısımlı kirpiklerin çatım işlemi gerçekleşecek. O yüzden şöyle iki tane sık iğnenin arasına girip beyaz ilmeklerimizi çatacağız. En son köşeye de İki tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Sıradaki sık iğnemizle devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde bitirdik tüm sık iğneleri. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım arkadaşlar. Bu şekilde ipimi yakıyorum. Şöyle bir değdirelim arkadaşlar. Pipetimi de şöyle sağa doğru arkadaşlar çektiğim zaman İlmeklerim bu şekilde çıkacak. Evet, şimdi tek tek ilmeklerimizi alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son sıramızda yapıyoruz bu şekilde. Boş olan sık iğnemizin tepesine girdik, ipimizi sabitledik. Araya bir zincir çekiyorum. İlmekten girdim, bir tane aldım, sık iğne ile sabitledim ilk kirpiğimi. İçine sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincirimi çektim. 5 zincirimi buraya kirpiğimin arasına kapatıyorum. Buraya da zincirden bir kirpik yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki sık iğne ilmeğime yapıyorum. Ve 5. Sıradaki ilmeğimin içine de sık iğne ile girdim. Bir zincirimi çektim. İlmeğime girip sık iğne ile kapattım. Tüm ilmekleri arkadaşlar birer zincirle geçiş yapıp içine 5 zincirli kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Hemen kirpiğimin içine kapattım bu şekilde. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Toplamda 7 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 7 ilmeğimizin tepesine bu şekilde 5'er zincirli kirpikler yapıyorum. 3, 4 ve 5.
kapatıyorum kirpik olarak. Bir zincirimi çektim. Sıradaki ilmeğimi tutuyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlmeğimin içine girip bu şekilde kapatıyorum. Bir zinciri geçiş olarak kullanıyorum. Hemen şöyle içine geçmiş ayırıyorum onları. Sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğimin arkadaşlar ve sonuncu ilmeğimin içine sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yaptığım kirpiğime kapattım. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar dibine bu şekilde. Hemen buradaki ilk iki tane sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar. İlk tepedeki köşedeki dönerken oraya bir zincirimi sabitledim. Bir tane daha zincir çektim sabitledikten sonra. Şimdi yine aynı şekilde ilkinde yaptığımız gibi buradaki ilmekleri arkadaşlar tek tek alıp içine beşer zincirli kirpikler yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum kirpiğimi. Bir zincir çektim. İlmeğime girdim. Kapattım buraya. 5 zincir. Bir zincirimi çektim. İlmeğime girdim. Kapattım. Bu şekilde. 5 zincir. İlmeğime girdim. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Kapatıyorum buraya. Kirpik yaptım. Bir zincir çektim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğime geçiş yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. İlmeğimin içine kapatıyorum. Kirpik yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimin içine girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Buradaki gördüğünüz en köşedeki yeri arkadaşlar. Giriyorum sık iğnemin tepesine. Kapatıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet de hoş bir model oldu. Umarım anlaşılır bir çekim olmuştur arkadaşlar. Hoşunuza giden bir çekim olmuştur. Bu şekilde modelimiz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.